Herkese merhaba, ben Büşra. Bugün tek oturuşta okuyabileceğiniz 5 tane dünya klasiğinden bahsedeceğim. Bu kitaplar hem akıcı hem de sürükleyici kitaplar. Böyle 1 saatte okuyabileceğinizi düşündüğüm için bu kitapları seçtim ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen hiç uzatmadan kitapları göstereyim. İlk göstermek istediğim kitap Yabancı. Zaten çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için çok kısa konusundan bahsetmek istiyorum. Bir adamın İşlediği bir suçtan çok gerçek duygularını dile getirdiği ve toplumun istediği kalıba uymayı reddettiği için toplum tarafından dışlanan bir adamın kendine bile yabancılaşmasını okuyoruz. Aslında gerçekten etkileyici bir kitaptı ve okurken nasıl olur diyorsunuz. Çünkü direkt kitap ilk sayfadan itibaren annem öldü diye başlıyor. Kendine ve topluma karşı yabancılaşmasını, öyle ki kendi annesi ölüyor ve ona bile hiç üzülmüyor. Normal bir şeymiş gibi karşılıyor. Böyle bir adam düşünün. Bu adamın hikayesini okuyoruz. Çok kısa bir kitap zaten. Sayfa sayısını hemen söyleyeyim. 110 sayfa. Yani 1 saatte 2 saatte bitirebilirsiniz. Ben bunu okuma maratonumda okumuştum hatta. Gerçekten güzel kitaptı. Ama böyle favori kitaplarım tabii ki olmadı. Ama yine de böyle tek oturuşta okuyabileceğiniz, bir şeyler katabilecek, size bir şeyler öğretebilecek bir kitap olduğunu düşündüğüm için bu kitabı göstermek istedim. Bir diğer kitabıma hemen geçiyorum. Bir diğer kitabım Yaşlı Adam ve Deniz. Bu şekilde. Bu kitabı da biliyorsunuzdur belki. Bu aralar gerçekten çok okunan bir kitaptı. Ben de merak edip hemen alıp okumuştum. Gerçekten çok beğendim. Burada da çok kısa konusundan yine bahsedeyim. Yaşlı bir balıkçımız var yine. Bir denizde geçen anılarını anlatıyor. Aslında kendiyle mücadelesinden bahsediyor. Yani hayata karşı mücadelesini okuyoruz kitap boyunca. Gerçekten çok etkileyici ve karakterin azmine hayran kaldım. Bir de Martin Eden'de bu kadar fazla etkilenmiştim ve bu kitap da gerçekten çok etkilendiğim bir kitap olarak yerini aldı diyebilirim. Herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle azmi görün istiyorum. Hayat mücadelesini görün istiyorum. Asla pes etmemeyi, başına ne gelirse gelsin asla hayat mücadelesinden vazgeçmeyen bir adamı okuyoruz. Aslında konusu itibariyle gerçekten çok güzeldi ve çok kısa bir kitap. Ve çok da kolay okunuyor. Şöyle iç yazıları o kadar büyük ki, yani bunu belki bir saatte, yarım saatte okuyabileceğinizi düşünüyorum. Bu da yine 146 sayfaymış. Gerçekten akıcı bir kitap olduğu için bu kitabı da göstermek istedim sizlere. Hemen bir diğer kitabıma geçiyorum. Bir diğer kitabım Yüzbaşının Kızı. Zaten bu kitap da bayağı popüler. Ben de bunu yakın zamanda okumuştum. Gerçekten çok etkilendiğim bir kitap oldu. Kısaca kitabın konusundan bahsetmem gerekirse 17 yaşındaki bir karakterimiz var ve babasının isteği üzerine orduya katılıyor. Ve sınır boylarındaki isyanı bastırması gerekiyor ve karakola gidiyor sanırım, karakoldu. Gittiği karakolda da yüzbaşının kızına aşık oluyor. Aslında o dakikadan sonra hem ülkesi için yaptıkları hem aşk uğruna yaptıklarını okuyoruz bu kitap boyunca. Ve karakola gitmeden önce de bir adamla tanışıyor ve o adam hayatını nasıl etkiliyor bunu okuyacağız. Gerçekten çok etkilenmiştim. Özellikle savaş sahneleri çok iyiydi. Bayağı etkilenerek okudum. Gerçek gibiydi. Yani böyle gözümün önünde canlanmıştı her şey. Ve o dönemdeki insanların işte yaşantılarını, fakirliklerini, zenginliklerini, yani oradaki karışıklıkları da okuyoruz aslında bir nevi. Bayağı güzeldi. Severek, beğenerek okudum. Aslında farklı bir kitaptı bence. Yani böyle bir kitap daha önce hiç okumamıştım. Yine bu da çok kısa bir kitap. Hemen bunu da sayfa sayısını söyleyeyim. 152 sayfa ama böyle çok akıcı. Asla gözünüz korkmasın. Yazara başlamak isterseniz bu kitabına başlayabilirsiniz. Ben tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabım herkes biliyordur yine Dönüşüm. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok etkilendim ve okumak için çok geç kaldığım bir kitaptı. Konusunu zaten herkes biliyordur ama çok kısa bir konusundan bahsetmek istiyorum. Bir adamın uyandığında kendini böcek olarak bulmasıyla aslında başlıyor. Öyle ki o dakikadan sonra çevresiyle olan ilişkisini, iş hayatıyla olan ilişkisini okuyoruz. Çok duygulu ve çok değişik bir kitaptı. Bence ve bu kitabı okuyan herkes farklı anlamlar çıkarabilir diye düşünüyorum. Ben çok etkilenmiştim ve herkesin okuyup beğenebileceğini düşünüyorum aslında. Bir de yazarın anlatımını çok beğendim. Yani böyle çok sürükleyici ve merak ediciydi. Gerçekten uzun cümleleri olmasına rağmen ben çok severek okumuştum. Bu kitabı da göstermek istiyorum. Son kitabım da şu an elimde yok. Kardeşime verdim okuması için. Onu da zaten biliyorsunuzdur. Buraya bir yere görselini ekleyeceğim. Hayvan Çiftliği kitabı. O kitap gerçekten hayatımın kitabı diyebilirim. Çok etkilenerek, çok beğenerek okumuştum. Çok da özel kitap benim için. Hani bu zamana kadar keşke daha önce okusaydım dediğim kitaplar arasında yerini aldı ve bana kitap tavsiye eder misin diyen herkese öncelikle Hayvan Çiftliği'ni tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. Kısaca onun da konusundan bahsedeyim. Hayvan Çiftliği'nde yaşayan hayvanlar bir gün isyan ediyor ve onlara zulmeden insanları çiftlikten kovuyorlar, başına kendileri geçiyorlar ve
En akıllıları domuzlar tabii ki de, onlar başa geçiyor. Ve bu dakikadan sonra oradaki işleyişi okuyoruz. Yani oradaki haksızlıkları, bir de yedi kural var. Yani çok söylemek istemiyorum kitabın içeriğini ama gerçekten o yedi kuralın nasıl bir şekilde değiştiğini okuyoruz. Yani böyle bir eleştiri niteliğinde bir kitaptı aslında. O kitabı da yine okuyan herkes her yere çekebilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ve oradaki hayvanlar bir süre sonra artık her şeye tamam demeye başlıyor. Öyle bir noktaya geliyorlar ki, yani domuzlar kendilerini zeki zannettiği için hayvanlar üzerinde hak hukuk sahibi oldukları için de gerçekten yani onları her istediği yöne çekebiliyorlar. Yani çok garip bir kitaptı ve ben böyle çok etkilenmiştim. Hatta böyle birkaç sene oldu ben o kitabı okuyalı. Tekrar okusam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü bazı yerlerini unutmuş olabilirim. Ama okurken gerçekten çok eğlendiğim bir kitaptı. Böyle masal tadında ama aslında masal ama sonu kötü biten masallardan. O yüzden size kesinlikle tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız bence çok şey kaybediyorsunuz. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bu da son kitabımdı. Yani 5 tane kitap tavsiye etmek istedim. Belki faydası olur. Okumak isteyenler olur. Böyle tek oturuşta ne okusam diye düşünenler olursa eğer bu tarz kitapları okuyabilirsiniz. Hem de böyle bilinen kitaplar, güzel kitaplar olduklarını düşünüyorum. Şöyle 4 tane zaten. Ve bir de hayvan çiftliğini sayarsak 5 tane kitap önermiş oldum. Bu şekildeydi benim video. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Böyle öneri tarzdaki videolar benim kanalımda çok az aslında var ama genellikle yorumlarını yaptığım için böyle öneri niteliğinde ayrıca bir video paylaşmamıştım. Birkaç tane var sanırım. Bu da böyle bir video olarak kalsın istedim. Umarım faydalanan olur. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.